Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Ece Naz Üçer'le birlikte telepati challenge yapıyoruz. O yüzden aramıza bu karton duvarı serdim. Bakma diye. Çünkü Ece Naz böyle oyunlarda hep hile yapar. O yüzden kocaman bir duvar çektim üstüme ki bakma. Üstüne iyilik sağlık. Ne zaman yapmışım? Üstüne iyilik sağlık olsun lütfen. İçinde bir çirkef kadın var senin. Aa, çok ayıp. Bugün ne yapacağız? Çok basit. Önümüze anlatmayayım aslında. Başlayarak gösterelim. Direkt ilk ürünlerimizi alalım. Gelsin. Gips geldiniz. Hadi canım. Şimdi telepati challenge'ımızın olayı şu Ece Naz. Şimdi birbirimizin aklını okumaya çalışacağız ve aynı şeyi çekmeye çalışacağız. Ama bunu yaparken rengini söyleyemezsin, adını söyleyemezsin. Sadece hissiyat önemli, anladın mı? Şey mi mesela, en sevdiğimi mi seçeceğim, öyle bir şey mi bu, yoksa herhangi bir tanesini seçeceğim? Hayır, birlikte ortak şeyi seçmeye çalışacağız. İkimiz de ortak şeyi seçmeye çalışacağız. Evet, ortak şeyi seçmeye çalışacağız. Kendi sevdiğin değil de böyle ortak olacak işte. Ece Naz, kafamı karıştırma, telepati challenge tamam, bu yani. Tamam, aynı şeyleri zorlamam. Seçmeye çalışacağız. Evet, aynı tamam. Şeyleri seçme. Sana da bağıramıyorum böyle. Onunla konuşurken kendimi kaybediyorum. Erkek gidiyor bir anda böyle. Edina. Falana bağlıyorum. Erkek gidiyor. Öyle deme. Hayır artık böyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer 300 bin like geçerse Ece Naz'la bu tarzda daha çok video gelecek. O yüzden şimdi beğen. Donmuş numarası yaptım. Aslında donmamıştım. Yani ben burada aslında neyi seçeceğimi %100 biliyorum ama ikisi arasında kaldım. Bir tanesi zaten çok gereksiz. Bunu kim yiyor gerçekten bilmiyorum. Evet. Bunu yemezsin yani. Benim evet. Hayatta bak kısıtlı zevklerim var. Ben hayatta bana bunu verin. Bir tane de su verin. Bildiğiniz su. Ben bir tane bundan alırım. Ağzıma da bir su atarım. Keyfime, yoluma bakarım bak. Bir su alayım. Ne diyorsun? Ben mesela ister istemez canımın sevdiğine gidiyor kafam, aklım benim. Canının sevdiğine? Canımın sevdiğine sen bak sesinden anla. Bak hiçbiri böyle açılmaz bak. Hayattaki en sevdiğim ikiliyi yapıyorum şu anda. Şöyle bir tane bundan. Enes yiyor musun sen? Hangisini yiyorsun? En sevdiğimi. Bundan daha güzel bir ikili yok böyle. Sanki bana bu ikisini ver, dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Başka hiçbir ihtiyacım yok. Bunu yerken hissediyormuşsun gibi. Yani bunu yediğini hissediyorum şu an ben. Sen açtın mı? Açtım ve yedim. Bence ya sen bak ne yap biliyor musun? Benle aynı anda ye ve ağzında enzimlerini kullanırken hisset beni. O zaman sana hissettirdiklerini anlat bana, tamam mı? Ne hissediyorsun bunu yerken mesela? Aldın mı ağzına? Aldın mı ağzıma? Ne hissediyorum biliyor musun? Hı. Vahşet hissediyorum böyle. Ne? Tehlikeli bir insanmış da bu ama ben de tehlikeyi seviyormuşum da canımın yanacağını bile bile yiyorum. İşte bu kadar. O yüzden doğruyu seçiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Elime mi alayım? Bu ne lan? Lays reklamı gibi oldu. Reklam da yapmadık. Değil bir gün vermek isterseniz çok seviyorum Lays. Geri kalan cips markalarını kaybettik galiba. Size kaldım bu saatten sonra. Hazır mısın? Hazırım. Tamam 3, 2, 1. Ya Ece Naz ya. Enes sen baharatlı şeyleri hoşlanmazsın ki bari. Nasıl ya hoşlanmam ya? Bütün gece bunu yedim ya. Ne zaman? Dün. Dün mü? Evet. Kırmızı cips, kırmızı cips diye dolaşıyordum etrafta. Yazıklar olsun. Ben duymadım, ben böyle bir şey duymadım. Hayır sen yoğurtlu şeyler seversin diye ben tamam, bunu yerken seviyorum. O en sevdiğim ikinci ama bunun değeri bak suyla yiyeceksiniz arkadaşım. Ne yapalım? Kola mola değil su. Nasıl? Bunda da güzelmiş. İkisi de güzelmiş. Karıştırmayalım. Burada arkadaşlığımızı test edeceğiz finalde. Yani çok doğru yaparsak iyi çıkacak. Ne? Uyumlu muyuz onu test ediyoruz işte nene. Hayır sen bana demedin ki acaba Ece Naz'ın neyi seviyordur demedin. Ya öyle bir şey değil bu, kafam karıştı. Telepati işte, beynimi okumaya çalışman lazım. Ben mi seninkini okuyacağım? Hayır karşılıklı. Videoyu bir dakikanla durduruyorum çünkü Garena Free Fire'a muhteşem özellikler geldi. Krono operasyonu başladı 19 Aralık'ta, hemen şu anda aşağıdaki linklerden. Oyuna girin ve muhteşem yeniliklere siz de katılın. Çok güzel hediyeler var oyunda. Oyunun en muhteşem yeniliği bence oyuna Cristiano Ronaldo geldi. Bununla da bitmiyor. Oyunda yeni çok güzel silahlarım var. Krona silahları var. Krona'ya özel motor var abi. Gerçekten efsane duruyor motor. Bunun yanında çantası var. Ben en çok buna bayıldım. Surf tahtası var aşağı uçarken. Çok iyi gözüküyor. Yani grafiklerini de çok iyi yapmışlar bence. Siz de hemen oyuna girip kahraman olun. Abi şu bekleme lobisine bakar mısınız? Gerçekten kaçırılmaması gereken yeni şeyler geldi. Ve biz çok havalı duruyoruz şu anda. Diğer insanlara göre Cristiano Ronaldo. İyi ki Cristiano Ronaldo'yum şu an. Uçak çok iyi duruyor. Atladım hemen. Abi şu inişe bakar mısınız? Bak neden en fazla bunu sevdiğimi anlarsınız. Bak benim minik köpeğimle birlikte atlıyorum. Adı da Bela koydum köpeğimin adını. Bak döne döne iniyor ya. Bir tanesini hemen indirdik. Nasıl? Bak Ronaldo gözlerim. Spor arabamıza binelim, devam edelim. Abi oyun modernleşmiş ya. Grafiklerini falan bayağı iyi yapmışlar. Böyle krono özelliği olarak böyle kendine savunma kalkanı açabiliyorsun. Bayağı iyi değil mi?
Tamam, tertemiz. Ha, üçüncü seviye çantamı da taktım sırtıma. O da krona. Her şeyim krona oldu benim. Tertemiz bir krona savaşçısıyım. Bir kişi kaldı. Buraya pustum. O hain herifi bekliyorum. Ağzını sıçayım. Bana geliyor bak. Bir anda kalkan açıp nasıl indirdim ama adamı. Çok iyi bu ya. Oyundan beni de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Adım Enes Bat 44288. Zaten Cristiano Ronaldo'yu seven bir insan olarak ben bayıldım. Hemen katılın, hediyeleri kapın. Artık yani bunda da bildiğimize inanıyorum. Çünkü biz uyumlu bir ikiliyiz. Çok tüketmiyorum ama aslında çok seviyorum. Senin en sevdiğin içeceği mi seçeceksin sen? Hayır, senin aklının hangisine gittiğini hissediyorum şu anda. Gerçekten hissediyor musun? Gerçekten hissettiğimi düşünüyorum. Cidden direkt hissediyorum aklından hangisine. Yani ipucu vermek istemiyorum ama gazlı bir içecek. Hadi ya, öyle mi? Yani ben gerçekten ne sevdiğimi biliyorum bak. Bak açıyorum kapağını. Neyi seçtiğini biliyorum. Gerçekten mi? Bence bu. Ben böyle hissediyorum. Yani bunu çok tüketmiyorum. Neden tüketmiyorum? Çünkü her şey tadında güzel. Fazla içsem sevmem ama. Bekle. Baktın mı? Bakmadım ama aklıma yani sevdiğin şeyler yönlendirdiğini bildiğim için hep sorduğum bir içecek. Hep sorduğum bir içecek. Ama olmuyor ya hani yok falan yapıyorlar sana. Hayır. Sen benim beynimi oku. Sana ipucu vermek istemiyorum. Of, ikisi arasındayım Enes, ikisi arasındayım. Dokunuyorum, hissediyor musun? Enes. Kapağına dokunuyorum şu an. Enes, ağzında hisset onu. Ağzıma almadım. Enes! Ağzımda niye hissedeyim? Ağzın iç birazcık. Tamam, içiyorum. Şimdi sen içmiş, ben içmişim gibi mi hissedeceksin? İçiyorum. Ağzıma tadı gelir belki. Geldi mi? Gelmedi herhalde. Çok düşündüğüne göre gelmedi. Yine yolda vazgeçti sanırım. Bu videoyu öyle boş beleş bir video sanma yani arkadaşlar. Her videomuz anlamlı ama bu en anlamlısı. Geleceğimizi belirliyor bu video. Hangi gazla içeceğiz? O zaman 3 deyince mi? Kaldırıyoruz. Tamam. 3. Ya. Fanta, niye Fanta aklıma geldi biliyor musun? Sen böyle hep yemek yerken soruyorsun ya, Fanta var mı diyor. İnsanlar da genelde Fanta yok falan diyorlar. Sonra sen hep Sprite istiyorsun. Ya demek ki Fanta istiyorum. Yani Fanta yok deyince Sprite istiyorum. Demek ki Fanta istiyorum. 2'de 0 yaptık. Hiç pisişiğimiz uyuşmadı şu anda. Pisişik level'ımızı arttırmamız gerekiyor. Ben uyuşturacağım şöyle pisişiğimizi. Bu biraz tuzak soru gibi oldu yani. 3 tane arkadaşım var sevdiğim. Önüme koymuşsunuz. Mert, Mervan, Baturay. Yani. Ben şimdi birini seçmeyeyim. Senin aklını okumaya çalışayım. Çünkü birini seçersem ayıp olur. Kalpler kırılır, hiç hoş olmaz. Kalpler kırılmasın. Hissetmeye başladın mı ne seçtiğimi? Hayır, nasıl hissedebilirim? Telepati yap dedik ya. Tamam, yolla bir daha. Yolluyorum. İçimden bir ses eliyor. Yolluyorum. Bir tanesini eledim. Kafasını ortadan ikiye yardım. Enes, bir daha son kez gönderiyorum. Al bunu. Neyi alayım? Titriyor musun sen? Yolla! Yolladım işte, titrerken şöyle yolluyorum. Çok 3, 2, 1. Anartekin! Anartekin! Bir gün çıksam, gelsem, desem ki böyle Baturay'la el ele tutuşmuş bir şekilde yanınıza gelsem. Ay. Hepiniz böyle oturuyorsunuz. Oturmuşum böyle koltuğa sizi. Ay. Desem ki Baturay'la biz birlikteliğe başladık. Ne yaparsın? Saldırırım Baturay'a. Evet, artık yıllardır trend olmayan bir şey tekrardan trend yapıyoruz. Ne o? Slime. Slime yaparsan izlenirsin. YouTube'un eski kurallarından birisidir yazılı olmayan. Dinliyor musun? Hani o? Orada mısınız? Buradayım. Cenaz Hanım. Buradayım Enes Bey, buradayım. Şimdi buradayım. Kendi keyfimize göre yapacağız ama evet. Finalde birbirimizinkine benzemesi lazım. Ben en sevdiğim rengi buraya koyuyorum. Senin en sevdiğin renk burada yok. Var. Evet, burada olan renklerden bir tane. İyi, tamam. Peki ben telepati mi yapacağım illa sana yine? Telepati yolla. Ben sana yolluyorum. Bir tane geldi bir tane de emin olamadım. Bir daha yolluyorum. Gönder. Ha, tamam, değişti şu an. Başka geldi. Şimdi seçtiğin rengi kaldır. 3. 2, 1. Ya sarı seçer. Turuncu ne? Ama en azından yakınlaşmışız birbirimize bu sefer. Yani mavi yana seçmedim. Tamam, ben bunu koymaya başladım. Oha, simli mimli mi bu? Ne bu ya? Umarım aynı şeyi seçmişsindir. Ben yarısını koydum. Suyunu da ekle buraya. Ekliyorum. Ay, ne oluyor? Şimdi sana verdiğimiz o kaşıkla karıştır. Alo. Efendim. Orada mısın? Buradayım canım, buradayım. Tamam. Karıştırıyorum. Bu iyi bir slime yapmak profesyonellik şimdi ister. Şimdi bir şey diyeceğim. Jöle gibi mi olacak karıştıra karıştıra? Bilmiyorum. Sertleşecek mi bu? Elime bulaştı. Ay! Elinle yapma Enes, kaşıkla çevirsene. Şimdi ne yapacağız? Ben salağım, bana kaşık vermişler ve elimi daldırdım. Çalkalıyorum. Kaşığı da telefon sandım. Sana bağlanmaya çalışıyorum sürekli. Alo.
Ya şu an pek müsait değilim de yanımda insanlar var. Sonra konuşabilir miyiz? Kapa çeneni. Beynini kontrol ediyorum. Ya. Beynini kontrol ediyorum. Eğer gerçekten başarıyorsan aklımda bir şey var. Başka bir şey seçtiğini hissetmeye başladım şu an. Ben de öyle hissettim. Sıradaki turda önümüzde 3 çeşit yapıştırıcı var. Bir tanesini seçmen gerekiyor. Tamam. Çok da önemi yok, seç. Ben bunu seçiyorum. Aynı anda kaldıralım. 3. 2. 1. Ya bunda neden eşleşemedik? Yapıştırıcıda da eşleşemedik. Enes, eşleşemiyoruz biz son zamanlarda. Böyle dök biraz, çalkala, sonra bak olmuş mu? Ya ben niye yemek programı sunuyormuş gibi oldum ya? MasterChef Enes Batur. Bir şey diyeceğim, benimki yağlı yağlı oldu. Yemin ederim çok kötü şu an. Bu ne böyle? Kaşık görünce yapamıyorum otomatik olarak yemek ya da herhangi bir şey. Bunu 3 yaşındaki çocuklar slime yapıyor. Ben niye slime yapamıyorum şu an? Tamam, sırada kullanacağın sıvı sabunu seçeceksin. Tamam, bunda eminim ne seçeceğini biliyorum. Tamam, okey. Hazır mısın? Hazırım. Belki bunda başarırız. Hazırım. 3, 2, 1. 1. Ya Ecena! Hindistan cevizi ya! En bayıldığım sabun. Bütün her yerde bunu söylüyorum ya. Enes, mor rengi seversin ama. Ya renkli sabun mu seçilir ya? Rengine göre sabun rengini mu seçilir? Rengini beğendiğim sabunları hep almışımdır. Şampuan da öyle. Bu da bir pazarlama stratejisi galiba. Köpürüyor mu kendi kendine? Bir şeyler oluyor burada ya. Slime yapmanın kanunları vardır, anladın mı? Slime yapmak öyle kolay bir iş değildir. Slime yapıldığı zamanlarda ben YouTube'da değildim. Biz o zamanlarda vardık. Benim bayağı fazla oldu yalnız. Ne yapacağım ben bunu? Ben bundan hiç hoşlanmadım. Ne yaşanıyor şu an? Slime falan değil bu ya. Bu slime, beni kandırıyor musunuz? Bu slime değil yani. Görmek ister misin ne yaptığımı? Slime eldivenle tutacağım, o kadar benim değil yani. Ben tutamam mesela, akıp gider hayatım gibi. Nasıl oldu? Ellerimden. Ya final rengini seçiyoruz. Yolluyorum, bu sefer al. Yolladım, geldi mi? Bir daha at bakayım. Titriyorum şu an, açtım kanallarımı. Geldi, bir tane geldi. 2, 1. Ya Eden at 3-2 1'in neyini anlamadın? Haa, ben unutmuşum göstermeyi. Çak! Bu renk vermesi için. Çok güzel, makyaj malzemesi gibi. Of Yiğit, burada karmaşa var. Ben ne yaptım ya? Dünyanın en kötü slime'ını yaptım ya. Üstad slime'cılar şimdi bu videoyu izleyip ne kadar dalga geçecekler benimle. Varile giren slime teyze bunu görmemeli. Üzülür. Kadın hayatını slime'a verdi çünkü. Kırıldı. Elimizi soksak kanalı mı? Ben niye böyle bir şey yaşıyorum? Bak altında su var, yağ tabakası var bir tane damla. Üstü de köpük oldu benimkinin. Benimki leş oldu ya. Enes, benden kötü olma ihtimali gerçekten yok. Kimsenin slime'ı. Hayatımdaki en kötü slime ve tarihe geçen en kötü slime deneyimi yani şu. Enes durduğu yerde taşıyacak benimki. Ya nasıl taşabilir? Ya anlamıyorsun ne yaşadığımı. Hazır mısın Ecenaz? Final noktasına geldik. Bakalım kimin slime'ı daha iyi olmuş? Tuğçe, buraya gel. Nokta nokta bir şeyler var. Kaldırabilirsin Ecenaz. Enes, dökülecek. Öyle lan. Nasıl öyle fullendi o? Enes köpürmeye devam ediyor. Fil dişi deneyi yaptık burada. Bak Enes. Bu ne? Sen ne yaptın? Enes, bilmiyorum. Enes, içerisi nasıl? Ay, içinde garip bir şeyler var. Tepkime gibi. Oğlum. Oğlum! Türkiye'de bunu yapan ilk insanım, lütfen kayıtlara geçsene. Enes, şuna bağırıyorum. Madde X'i eklemedin değil mi? Madde X mi? X maddesi. Sevgi mi? Hayır, X bilinmiyor. Slime gibi oldu bakın. Lan bu ne? Bayağı uzak iki şey yapmışız, buna da 0 veriyorum. Çok kötüydü. Bayağı alakasızız yani. Benim bir olayım yok ama bunu tamamen kinetik ve elektronik olarak tamamen bilime dayalı, burçlara dayalı, tamamen gerçekler üzerine dayalı çözelim. Saat kaçta doğdun sen? Benle mi konuşuyorsun? Evet, kimle konuşabilirim ya? Benle mi konuşuyorsun ya? Enes, deminki slime faciasından sonra burada çok kötü gidiyor her şey. Ellerim yapış. Sana yolla bana, enerji yolla. Anlayacağım. Bak dokunuyorum bu ikisi. İki tanesine dokunuyorum, bunlardan biri mi acaba? Buna gidiyor elim, buna gidiyor. Biraz bu ikisi arasında kaldım. Ben yolladım vallahi sana. Bir daha göndereyim mi? İki tane MM var. Aha. Bir tane de bu var. Bir tanesinin tadına bakıyorum. Tamam, ben bak yiyorum, hisset bunu. Bak net eminim, böyle o kadar odaklandım ki ona. Benim gözlerim Ecenaz'ın gözleri oldu. Dilim onun dili oldu. Enes, ne diyorsun?
Ya kinetik enerji. Bilim burçlar, saat kaçta doğdun sen? Yay burcuyum. Yükselenim de terazi. Senin? Ya kaçta doğdun diyorum ya ben. Ya ne yapacaksın doğum saatimi ya? Yükselenimi söylüyorum işte. Saat kaçta doğdun? Gece 3'e çeyrek kala. Gece? Zorlanmadılar mı? Doğacağım varmış zaten. Bir anda doğmadım yani. O zaman kaldırıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. 2, 1. Nasıl ama bak. Bütün odağımı sana verdim ve hissettim. Dilim dilin oldu, ağzım ağzım oldu derken inanmamıştım ama harbiden olmuş. Gözüm gözün olsun, ağzın ağzın olsun, kalbin güzel olsun. Hayırlı cumalar. Evet, şimdi aklımızdaki sayıyı bilmeye çalışacağız. Çok basit, 1 ile 3 arasında bir sayı. Şimdi bak Mert, sana bir sihir yapacağım. Ne oldu şu an? 13. Tamam, hazır mısın? Hazırım. Tamam, seç birisini bana yolla. Benim beynimi okumaya çalış. Ben yolluyorum sana. Titreşim gönderiyorum. Hazır mısın? Evet, yolla. Oh, tamam. Hissettim. 2, 1. 1. Yemin ediyorum bilerek yapmadık. Nasıl oldu? Hayır, ya? Hayır, evet yani. Şimdi Ece'nin en sevdiği şeylerden birisini yapıyoruz. Sos turu. Enes, benim en sevdiğim şey sos turu yapmak mı, soslar mı? Sen sos yemeyi seviyorsun, evet, turu evet, sevmiyorsun. Seviyorum. O yüzden ben yiyeceğim, sen kendini yemiş gibi hissedeceksin, sen yeme. Çünkü lop lop oldu. Enes hayır, önümde patatesle soslar hayır, var. Hayır yeme. Istiyorum. Bir tane. Ranch, ballı ardal ve barbekü. Ben yiyorum, sen yiyormuş gibi hisset. Enes ben de yiyebilir miyim? Hayır, sen yeme, yiyormuşum gibi düşün. Tamam, yemiyorum. Yeme. Yemiyorum. Hepsinin aynı ses. Ben bir şey yiyince beğenince hep böyle yapıyorum. Nasıl beğeniyorsun sen? Oo. Mert gibi yapayım. Bana sordu sandım Enes. Mert gibi konuşuyorsun şu an. Edina sen beğenme sesini çıkar. Ben çıkardım, duymadınız. Bir daha çıkar. Ben artık beğenme sesimi değiştireceğim. Böyle yapacağım beğendiğim şeylere. Ne yapacağım? Hadi Edina'z. Bak bir tanesine daldırıyorum en sevdiğim. Ve o sosuyla birlikte kaldırıyorum yerken. 2-1. Ya barbekü. Senin en sevdiğin sos barbekü değil mi? Barbekü. Niye renk sestin? Ben onu yerken dalmışım, onu kaldırdım. Hayvanlar. Şimdi içindeki hayvanı seçmeni istiyorum. Şimdi sana bir işaret yollayacağım. İşarete bak. Oh! Geri geldi, işaret cevap verdi. Sen de hissettin mi? Hayır. Nasıl hissetmedin ya? %100 dümdüz yolladım. Gelmedi, bir daha at. Geldi. Hazır mısın? Evet. 3 2 1 Ne geldi? Ya gergedanı neden hissettin? Çünkü... Gergedan, neden gergedan? Burada fil var. Çünkü bak, böyle bir tane boynuzu var. Aklıma bazı arkadaşlarım var. Baby muzumuz var, bir armutumuz var, bir de elmamız var. Yani şimdi neyi yesem, sen sesinden de tanıyabilirsin o yüzden. Bence muzu ısırdın. Bence muzu ısırdın. Hayır, armut ısırması yaptın, anladım armut ısırdığını. Ne istiyorsun onu ısırdın? Ne diyorsun be? Ne istiyorsan onu ısır kız. Ha, ben bunu yemek için yiyorum. Ecenaz ya. Ecenaz'ı videolardan önce yemek mi versek acaba? Enes seninki bu. Ne? Bu işte elimde, kaldıralım mı? Ya ben bu kadar değilim. Lan bunu yemeye kıyamazsın ki, şuna bak. Minik bebek maymunlar için mi bu? Bir dakika, senin demin ısırdığın seçtiğin miydi? Hayır, ben öylesine ısırdım. Ha, tamam o zaman. O zaman gönder bana bakayım bir. Yani yemek istersek yeriz, istersek oynarım. Her istediğimi yapabilirim. Tamam, gönder bana bir. Sana gönderiyorum şu an ağzımdakini. Geldi burada. Yemin elimde. Tamam, kaldırıyorum. 2, 1. Sen de mi yedin? Elimde olduğunu söylemiştim. Evet, şimdi final turumuza geldik. Bunda bilelim ve arkadaşlığımızın vazgeçilmez olduğunu kanıtlayalım. Hazır mısın? Ben bir tanesini açıyorum. Sen de kesin aynısını açtın ha. Ben de açmadım. Aç. İzleyen herkes bunu yapmamı bekliyor. Evet. Sen bana yollayınca ben almasını biliyorum. Yolla. Tamam, ben sana yolluyorum o zaman. Dur, dedektörü sallıyorum. Böyle ama enerji bekle. Geldi mi? Hazır mısın? Hazırım. Son elimi tut. Enerjiyi buradan veriyorum. Yolluyorum. Lütfen doğruyu seç. Kaldırıyorum. Kaldırın. Çekimin. Ya al. Oynamıyorum ben ya. Boşuna mı yolluyorum ben enerjiyi ya? Ya son anda yap
Sen enerjilere, ruhani varlıklara inanmıyor musun yoksa? Ben burçlara, doğum saatine, Uranüs'e ve Neptün'e inanıyorum. Hiçbirim yoktu bunlardan. Uranüs'e ve Neptün'e inanıyorum. Repto geçti bitti. Geçenlerde repto vardı. Bütün her şey başımıza bela aldı. 2021 yılı koç yılı. Peki bu yayın yılı ne zaman olacak acaba? Benim yılım ne zaman olacak? 2021 koç yılı. Sadece bunu biliyoruz zaten. Bunu biliyoruz sadece. Başka bilgi yok elimde. Başka 2021 koç yılıysa... Şimdi sıçtınız işte. 2021'de nasıl projelerimiz var? Bu kapağı bir de size yapmadım. Videolara girip sonuna kadar izleyip dislike atanlara böyle yap. Şerefsiz, biliyorsun adını. Malındım lan. Toplamda rejiden sonucumuz geliyor. Mert açıklayacakmış, sonucu gelsin. Evet, nedir sonucumuz? Sonucunuz 12 üzerinden 3 olarak çok kötü bir ekip yani bu. Hayır. Yani insan gözü kapalı kör koklasa bulur yani. 3 tane seçenek. Neden böyle olduk? Kanka enerji sıkıştı ama. Enerjimiz sıkıştı galiba. Ben sana enerji yolluyordum, sen sıkıştırıyordun böyle enerjiyi. Ya ben sanırım yemek yerken onu düşünüyordum ya, odaklanamadım mı acaba? Ama bence o havada, ben 3 kaldırdım, o 1 kaldırdı. Ona fazla puan verdim. Hayır, ona 5 puan daha veriyorum. 12 üzerinden 9. Yani. Sen şaka. Yani çok iyi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yanına çıkan videoya tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Ece Naz'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Mert'e de abone olun. Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı?